Merhaba arkadaşlar, ben uzman fizyoterapist Seheray. Bugün size burada gösterdiğim bölgede ağrısı olanlar için bu ağrı neden kaynaklanıyor? Patellar tendinit dediğimiz rahatsızlık nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi olabilirim? Eğer spor yapıyorsam spora nasıl dönebilirim? Ya da eğer günlük yaşantımda ağrı varsa bunu nasıl en aza indirebilirim? Sorularının yanıtlarını veriyor olacağım. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin şimdi size bu bölgedeki ağrının temel kaynağından bahsederek videomuza giriş yapalım. Doktorunuz size diz önü ağrısı ya da pateller tendinit teşhisi konduysa öncelikle bu ne demek bundan bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi quadriceps kası dediğimiz yapının birleşerek aslında bir uzantı şeklinde oluşturduğu tendona pateller tendon deniyor ya da diz kapağı tendonu deniyor. Bu tendon burada gösterdiğim gibi diz kapağının üzerinden gelip kaval kemiğinizin üzerine doğru yapışıyor. Bu yapışmayla birlikte siz bükülü dizinizi dümdüz pozisyona getirebiliyor, günlük hayatınızda çok kolay çömeliyor, kalkıyor, yürüyor, koşuyor, hatta çeşitli spor aktivitelerini yapabiliyorsunuz. Bu tendonun en büyük özelliklerinden bir tanesi de dizi düzleştirmenin ve buna yardım etmenin yanı sıra diz kapağı kemiğine aslında bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Burada gösterdiğim şekilde diz kapağın kemiğinin üzerinden atlayarak o bölgede bir destek kuvvet de oluşturuyor aynı zamanda. Bununla birlikte sıçrama yaptığınız her pozisyonda buradaki bu tendon aslında kas uzantısı o bölgede kontrol kuvveti oluşturarak bizim destekli bir şekilde istediğimiz gibi zıplamamıza izin veriyor. Eğer bu bölgede ağrınız varsa, genellikle bu tendonda bir hasar varsa ya tutunduğu yerde ya başladığı yerde sizde diz önü ağrısı oluşturabiliyor. Burada gösterdiğim bölgelerde genellikle pateller tendinit şüphesi olanların ağrıları oluyor. Tutunma yeri ya da üst kısmında quadriceps kasının birleştiği noktada bu şekilde ağrılar meydana gelebiliyor. Peki bu tendonda ya da kas kirişinde hasar varsa nereden anlarız? Aslında bu diz önü ağrısı en sık kıkırdak hasarının ağrısıyla birlikte karışır. Burada çok önemli bir detay var. Bu ne? Eğer kıkırdak ağrısı yaşıyorsanız dizinizde ağrıyı gösterirken hocam burada ağrı oluyor dersiniz. Ama bu tendonda bir ağrınız varsa hocam tendonun tam şurasında ya da elinizle gösterdiğiniz yer genellikle tendonun tam etrafı ya da üzeri olur. Dolayısıyla burada bir hassasiyet ya da ağrı ya da şişlik, kızarıklık varsa doktora çok güzel bir yön göstermiş olursunuz. Ya da ağrıyı yine tarifleyemiyor olabilirsiniz. Doktorunuz size bir çömelme, kalkma testi yaptıktan sonra ağrının özellikle nerede olduğunu algıladığınızda doktorunuz size bu konuyla ilgili çok iyi bir fikir verebiliriz. Peki hocam neden özellikle bende görüldü? Bendeki problem neydi derseniz, genellikle eğer esnek bir vücut yapınız yoksa, çok fazla yük bindiriyorsanız koşma olabilir, sıçrayıcı aktiviteler olabilir, diz üzerinde yaptığınız aktiviteler olabilir. Kronik bir hastalığınız varsa ve genel olarak vücudunuzdaki tendonlarda bir problem varsa, diğer bir yandan da hiç antrenman yapmıyor ve kaslarınız çok zayıfsa, bununla birlikte günlük yaşam koşuşturmasına da son gaz devam ediyorsanız maalesef bu pateller tendinit dediğimiz diz kapağı tendonunun İnflamasyonu ya da sıvı toplaması ya da hassasiyet oluşturması sizde de görülüyor olabilir. Peki bu pateller tendinitte tedavi süreci nasıl oluyor derseniz, öncelikle lütfen bu videoyu merak edip açtıysanız, bu ağrının kaynağını araştırıyorsanız size söyleyeceğim bir şey var. Bu bölgede hafif hafif ağrı hissediyorum. Ama üstüne de gidiyorum, bazen ağrıyor, bir hafta ağrıyor, geçiyor gibi yakınmalarınız varsa bu tendondaki hassasiyeti göz ardı ediyorsunuz demektir. Ve göz ardı ettikçe maalesef tendon kendini koruyabilmek için yapısal değişikliğe gider ve bu durum kronikleşir. Kronikleşirse de iyileşmesi maalesef ama maalesef uzar. Dolayısıyla eğer bu bölgede bir ağrınız varsa ilk yapacağınız şey mutlaka bir doktor muayenesi olacak. Doktor eğer o bölgedeki inflamasyonun yoğunluğu ve şiddetini değerlendirdikten sonra size ilaç tavsiye ederse mutlaka ilaçla o bölgeyi birazcık düzenlemeniz gerekiyor. Sonraki süreçte de yapacağınız en önemli şey fizik tedavi. Evet, bu rahatsızlık için zorunlu olduğunuz şey fizik tedavi. Çünkü tendon hastalıklarında ya da yaralanmalarında
Dokuyu doğru bir şekilde kuvvetlendirmediğinizde maalesef bu rahatsızlıklar tekrar eder ve biz bunu hiç istemeyiz. Bir fizyoterapiste gittiğinizde erken dönemde doktorunuzun verdiği ilaçlarla birlikte biz tendonu yavaş yavaş hem egzersizlerle hem de elektroterapi modaliteleriyle tedavi etmeye başlarız. Siz erken dönemde ağrılardan kurtulduktan sonra yavaş yavaş kuvvetinizi artırdığınızda, yavaş yavaş tendonun yüklenebilme kapasitesini artırdığınızda günlük hayatınıza gönül rahatlığıyla dönebilir, verilen egzersizlere de devam ettirerek bu problemin tamamen ortadan kalkmasını sağlayabilirsiniz. Burada en önemlisi çok düzenli bir şekilde ve erken dönemde önce doktor, sonra bir fizyoterapiste danışmak olacak. Bir sonraki videomda da size erken dönemde patellar tendini tanısı aldıysanız neler yapabileceğinizi göstereceğim bir egzersiz videosu paylaşacağım. Mutlaka takipte kalmayı unutmayın eğer böyle bir probleminiz varsa. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu şekildeydi. Eğer sizin de benzer bir probleminiz varsa mutlaka önce doktora danışıp o bölgedeki ağrının kaynağı gerçekten videodaki söylediğim gibi patellar tendinit problemi ise ilaç tedavisiyle birlikte erken dönemde fizik tedavi uygulamalarıyla o bölgedeki ağrıyı en aza indirebilir ve durumun kronikleşmesini engelleyebilirsiniz. Ama bütün bunların yanı sıra eğer kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da önleriniz varsa da yine Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.